Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon arkadaşlar. İstiklal Gündelik haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan küntelikteki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıynamı sadıklanlar ekranımızı bozsun. Amerika, Çinfango Katarlık 4 nefer Xtay əməldarğa ceza ilan kıldı. Amerika hükümeti tünügün 9. Eylül günü Xtay rejiminin Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan bastırışlarda asaslıq rol alğan 4 nefer Xtay əməldarığa ceza tedbiri ilan kıldı. Bu ceza tedbirleri ayrım ayrım halda Amerika Taşkı İşler Ministerliği ve Maliye Ministerliği tarafından ilan kılındı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği atılmış Uyğur Abnım Rayılıq Partikomunun sekretari Çinfango, atılmış Uyğur Abnım Rayılıq Siyasi Kanun Komitetinin sabiq sekretari Ju Haylun, atılmış Uyğur Abnım Rayonu'nun muavin reisi, koşumcu Uyğur Abnım Rayonu'nun cemaat xaufsizliki nazaretinin naziri Wang Mingshan Qatarlıq 3 nöper yukur derecelik Xtay əmeldarını rayondaki kişilik hukukunu qattıq depsendi kılgıcı dep bekitken. Bu axtiki kararda yukurki 3 nöper Xtay əmeldarı ve onlarının aile tavabiatlarının Amerika'ya kirişinin çeklengeliği bildirildi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo bu axtiki bayanatıda yukurkilerden sırt yana Şarkı Türkistan'daki zulümdü rolu bar dep karalgan başka Xtay hükümet əmeldarlarının mı Amerika'ya kirişini çeklengeliğini bildirdi. Amerika Xalqara Dini İşler Komitetinin komisari Nuri Türkel Efendi bu axta Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp mundaq dedi. Dini İşler Komitetinin komisari buluş ve bir Uyğur buluş süpüten bilen Amerika hükümetinin bu kararını çıkarğanlığını tebrikleyemen. Bu karar keçikip elinğan bolsa mı, lekin Xtay rejiminin Uyğurlarga elip beriwatqan qırğınçılığını tizginleşte muhim bir qadam boldı. 9-cı iyul günü yana Amerika Maliye Ministerliği Çinfango, Ju Haylun, Wang Mingshan ve atalmış Uyğur Abnım Rayonluq CH Nazaretinin Partikom Sekretari Ho Li Jun Qatarlıq 4 nöper Xtay əmeldarını rayondaki kişilik hukukunu depsendi kılıçtı rolu bar dep bekitti. Amerika Maliye Ministeri Steven Mnuchin bu axtiki bayanatıda Şarkı Türkistan ve dünyanın her kaysi caylarda kişilik hukukunu depsendi kılıkçularını cevapkarlıqı tartışkı vədi berudu dedi. Nuri Türkel Efendi bu karar hakkında tepsili toxtulup mundaq dedi. Bu karar Xtay ve başka devletlerdeki kişilik hukuk defsendikiliki kılmışlarının cezasız kalmaydıqallıqını körüstüp verdi. Xtay rejimi ve Xtay hakimiyetine yandışıp atkan başka küçülerinin Amerika'nın bu siyasetlerini kandaktır, Xtay'a karşı Uyğurlarını işiltip atıdı dep teşvik kılışıgı dikkat kılış gerek. Biz Amerika hükümeti karmakıda hizmet kılıp atkallar bulu süptimiz bilen, nerede zulüm olsa zulümge uçurguçlarının yendi bulumuz. Bu Amerika devletinin ənənəsi ve xalqara kanunlarda icra bulvatkan belgilimlerdir. Biz her kaysi devletlerinin siyasi cahetteki köz kararışlarının okşamaslıqını qayırıp koyup, Uyğurlar meselesi de dünya cemaatçilikinin birlikte önümlük tedbir kullanışını tavsiye kılımız. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun imzası bilen elan kılınan bu axtiki resmi bayanatta mundaq deyildi. Amerika Koşmuş Ştatları Xtay Kompartiyası'nın Şarkı Türkistan'daki Uyğur, Kazak ve başka yerlik milletlerine yürgüzüvatkan kişilik hukuk defsendikilikine herkes karab durmaydı. Amerika bugün Şarkı Türkistan'daki dehşetlik ve sistemelik defsendikiliklerine karşı hareket kullandı. Biz Xtay Kompartiyası'nın kişilik hukuk ve insanların erkin yaşaş hukukuna kılgan ziyankeşlikleri hakkındaki endişemizge ortaklaşılgan barlıq devletlerini biz bilen birlikte Xtay rejiminin bu rezil kılmışlarını ayıplaşkı çağırırız. Yukarıki bu karar Uyğur meselesine izcil köngül bölüp kelibatkan ve hakkaniyetini kolluğucu dünyadaki barlıq kişilerini hem de Uyğur halkını suyundurdu. Xtay Amerika'nın cezasına okşaş şekilde reddiye kaytırdığını cekarladı. Xtay etigenlik gezinin bugünkü haberde bildirilmişçe Xtay Taşkı İşler Bayanatçısı Zhao Lijian atılmış Şinjan meselesi de ifadesi yakşı bulmağın Amerika əməldarları ve organlarına Amerika'ya okşaş tedbir kullanışını karar kılgallığını bildirdi. Xtay Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı muhbirlerini kütüveliş yığınıda Fransiya Akbarat Agenetliğinin muhbiri Zhao Lijian'dan Amerika Maliye Ministerliği Taşkı Mülükünü Kontrol Kılış İşhanesi 9. iyul elan kılgan Xtay'nın Şarkı Türkistan'daki 4 əməldarı'a ceza yürgüzgallığını elan kıldı. Bununla kandak karaysız diyen sualıga cevap verdi. Zhao Lijian cevabı da Amerika'nın hata hareketine karata Xtay atılmış Şinjan'a münasifetlik meselelerde ifadesi naçar bolgan Amerika'nın münasifetlik organları ve şahslarına Amerika'ya okşaş tedbir kullanışını karar kılganlığını, Amerika'nın hareketleri Xtay'nın içki işlerine iğir arlaşkallık ikerlikini, Amerika'nın halkara münasifetinin asasi kaidesine iğir dekli teröz kılganlığını
Amerika'nın Xitay'nın içki işiga aralışış hukuku yokluğunu bildirip, kalaymaqam bildirildi. Cavlican yeni bildirilip, Xitay'nın igilik hukuku, bihaterlik ve terakiyat menfaatini qoğdaş iradesi, zoravan terörlük güçleri, bölgünçü güçler ve dini aşkın güçlerge karıştırış iradesinin tevrilmeydi galıqını. Herkandak sırtkı güçlerinin atılmış Şinjan işleriga ve Xitay'nın içki işleriga aralışışıga karşı duruş iradesinin tevrilmeydi galıqını bildirip, car saldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kengişi Ayasofya'nın muzeylik süpütünü emelden kaldırdı. O emdi camidir. Bütün Türkiye tekezzalık bilen kütken ve 86 yıl burun Ayasofya Camisi ismi ve ibadethanı süpüti emelden kaldırılıp muzeyhanıga özgertilgen İstanbul'un fethi kılınışının simvolu bulgan Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u fethi kılgandıyken şu vaqtdagi haqqini to'liq berib, setib olib, o'z mulkiga aylantirgandan keyin jamiyga o'zgartirib, vaqf qilib atgan va qiyomatgacha jami qilishi kerak deb vasiyat qilgan Ayasofya jamiyasining takror jamiylik sifatiga qaytib kelishi haqidagi oxirgi qaror bugun 10-iyul juma kuni soat 5ga yaqin Turkiyadagi eng yuksak qaror organi bo'lgan Davlat Kengashi tomonidan e'lon qilindi. Bunun bilen Devlet Kengişi Ayasofya'nın camiden muzeyge aylandırılışı hakkıdaki 1934 yıl 11. ayının 24. günüge ait Ministerler Kengişi kararını resmi emelden kaldırdı. Mezkur kararının ilan kılınışı bütün Türkiye halkını ve Müslümanlarını hayacanğı seliş bilen birge bütün dünyadan bu kararga karşı inkaslar mükelişki başıldı. Karar ilan kılınıp kıskı vakit ötkendeyken Cumhur Reislik Sarayı'dan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bilen yeni bir karar ilan kılındı. Ve alakadar kanunlarına binaen Ayasofya Camisi'nin Diyanet İşleri Başkarması'nın başkuruş dairesine ötküzüp birilgeliği ilan kılındı. Karardan keyin Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Şentopmu ahbarat ilan kılış yığını içip, bu tarihi kararının bütün halkının arzusunu emelge aşırgalıkını bildirdi ve tebrikledi. Ayasofya Camisi'deki tunca cemaat namazı 2020 yıl 7. ayının 15. günü başlandı. Şunlıkla bu günde Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camisi'de şükür namazı kıldığallığı bildirildi. Bu tarihi münasebet bilen bugün kez saat 20'den 53 minut ötkende Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın milletki hitap kıldığallığı bildirildi. Xitay Axtu naisida 13 ming odamni yig'ib olgan. Atalmış Şinjan gazetining 9-nji iyul bergan xabarda oshkorlashcha Xitay Axtu naisida bu yil kirgandan beri atalmış ishqi o'rinlashtirishdan ilgiriki Mashiq Basi nomida 13 ming odamni yig'ib olgan. Xitay tajovuzchilarining Sharq Turkistonda atalmış tarbiyalash markazi nomida xalqni lagerlarga qamab, har xil rezil vositalar bilan dini va madaniyatidan voz kechishga majburlayotganligi bütün dünya ahbaratı da kün tertifki kelgen idi. Xitay'nın bu cinayeti xalqara cemiyette paş bulup, xalqara cemiyet Xitay'a qattıq besim kılışkı başlayan bir payda, Xitay Şarkı Türkistan xalqını bastırış hem de kırgın kılış vasitesini özgertip, atalmış işgı oranlaştırıştının ilgiriki Mashiq Basi namıda nezirbent kılışkı başlayan. Xaberde aşka arınışça 6. 18. günü Axtu naisinin barı niyesidi təsis kılınan atalmış igilik tikleş, İşqi o'rinlashtirish amaliy mashq bazasiga joylashgan bir elektron pan texnik shirkatining sexida ayol ishchilar tal-tal mis simlarni sim o'ramiga aylantirgan. Uyg'ur xonim-qizlari nazarband qilingan atalmish amaliy mashq bazasiga 6 korxona makonlashgan. Mazkur atalmish korxonalarga 465 odam nazarband qilingan. Bu xonim-qizlarning hammasi ilgari dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullangan. Ularni Xitay tajovuzchilari oila hamda etiz eriqlaridan majburiy ayirib, kanitda ta'sis qilingan atalmish amaliy mashq bazasiga nazarband qilgan. Axtu naylik atalmish namratlarni yo'lash ishxonasi mudiri Wang Qingning muxbirga oshkorlashcha, butun Axtu naysda 22 atalmish namratlarni yo'lash sexi bor ekan. Bu o'rinlar Tavalik rayonidagi zavod, kanit qurgan zavod deb bir qancha turga ayrildi ekan. Atalmış igilik tiklash ishqi o'rinlashtirish amaliy mashq bazasi bu yerga nazarband qilingan kanit aholisini markazlik tarbiyalash bilan tarqoq tarbiyalashni birlikte elib borgan bo'lib, bu yil atalmış igilik tiklash ishqi o'rinlashtirish amaliy mashq bazasiga jami 13 ming odam nazarband qilingan. Jiangxida 2 million kishi kalkun apitining ta'siriga uchradi. Dajang Torining 9-iyul bergan xabarda bildirilishicha, Xitayning Jiangxidagi kalkun apiti
1,796,000 kişiye bevasıta iqtisadi ziyan elip gelgen. Jiangxi ülkelik ciddi ahvallarını birtaraf qilish tarmaqının aşkarlışça 6 iyuldan başlap 8 iyul saat 23:30 yüz bergen kelgün apitide rayonga tabe şehirler 50 nahiye şehir ve rayonda cemi 1,796,000 adam apetning bevasıta ta'sir ko'chirgan. 137,000 kişi ciddi yetkelgen. 1,240,000,000 yuan bevasıta iqtisadi ziyan bo'lgan. 52 nahiyada cemi 1,676 bekat bor. 7-nin 8-nji kuni saat 8-dan 9-nji iyulgacha viloyatning o'tirchi ho'l yig'in miqdori 53.5 mm'ga yetgan. Buning ichida Yingtan shahri 134.1 mm, Jingdejin shahri 111 mm, Shangrao shahri 101.4 mm'ga yetgan. Jiangxi o'lkasiga tabi 34 daryoda darajadan tashqari ogohlantirish berilgan. Ülkedeki 34 deryada dereceden taşkırı signal berilgen bulup, aldınkı 3 orun Jingdejin şehri Fulyang naisi Fulyang baziri Jiangsu kındaki su orni 40.33 metrge yetken. Changjiang, Jingdejin şehri Dufeng kın, Shinfeng koçisi Katarlıq rayonlar agahlandırış derecesinden 5.32 metre aşkan. Yerlik dairler bergen haberge karganda 6 yıl başlanan kelkün apeti 8 yıl saat 23.30'a Nanchang, Jingdejin, Jiujiang, Yingtan, Yichun ve Shangrao Qatarlıq 6 rayon ve şehirde cemi 50 nayini öz içige alğan şehir rayon 1,796,000 adam apet küçürgan. 137,000 adam ciddi yötkep uğrullaştırılgan. 53,000 adam ciddi yardımge muhtaç bulup ziraatlar təsir küçürgan. Buzulgan 127,3,000 hektar 195 öy öğrülüp düşgen. 326 öy iğir buzulgan, 761 öy yinik buzulgan. Bivası iqtisadi ziyan 1,240,000,000 yuan bulup, apet ahvali yenili istatistiki kılınmaqtı iken. 109 nöper Uyghur'nun Tayland tarafından Xitay'a ötküzüp berilgenlikinin 5 yıllık hatirisi de çakırıq eylan kılındı. 2015 yılı 7-nin 8-nji kuni Tayland hükümeti Tayland'da tutup durulayotgan 109 nöper Uyghur'nı Xitay rejimiga ötküzüp bergen idi. Hazırkı zaman Uyghur tarihideki mezkur içinişlik vakaga 5 yıl tolgan kuni Amerika'daki Uyghur kişilik hukuk kuruluşu kısqı video tarqıtıp bu vakanı hatırladı ve kalgan Uyghurlarının hayatıga kapadetli kılınışını talep kıldı. Uyghur kişilik hukuk kuruluşu Tayland hükümetinin Tayland'da panahlıq kütüp yatkan bu Uyghurlarını mecburi halde Xitay'a kaytırış arqılıq xalqaralı qanunlarga iğir derecede xilaplıq qılganlıqını bildirdi. Tayland tailleri şu çağda Amerika ve Türkiye qatarlıq devletlerinin diplomatik tirişçiliklerine karamay Xitay'nın besimiga baş egip Uyghurlarını yüşürün halde Xitay'a ötküzüp bergen idi. Xitay'nın məxsus ayroplanı bilen beşiği qarı halde kiygüzülgen halde Korallıq sakçılar tarafından yağlap elip getilgen bu Uyghurlarının şundan beri hiç kandak izleriki yok. Şarkı Türkistan'da yürgüzülüp atkan türlük besim siyasetlerden genini elip kaçışkı mecbur bolgan 300'den artık Uyghur, 2014 yılı Mart'ta Tayland arkalık Malaysiya'ya ötüp ketmekçi bolganda Tayland sakçılarının kolu çüşüp kalgan idi. Aynı çağda Türkiye hükümeti bu Uyghurlarını kubul kılışını halaydıqallıqını bildirip, diplomatik tirişçallıq körüsüşü neticesinde Tayland hükümeti köp kısmı ballar ve ayarlardan ibaret 170'den artık Uyghur'unu Türkiye'ye ötküzüp bergen. Bırak onlar aradın bir hafta öte ötmeyle kalgan 109 nöper Uyghur'unu tuyuksız kollarığı koyuselip Bangkok herbi aerodromu arkalık Xitay'a kaytırıp etken. Nöbette Tayland'daki her kaysi türmelerde yeni 50 etrafıda Uyghur devamlı tutup durulmaqta. Uyghur kişilik hukuk kuruluşu bu vaqtki bayanatıda halkara cemaatini bu Uyghurlarının 6 yıldan beri sebepsiz halda Tayland'daki türmelerde nacar şaraitlerde tutup durulup atkallıqını eskertip, dünya cemaatçilikini onlarının başka bir bihater uğrungu yötkülüşüge kapaletli kılışkı çakırdı. Xi Jinping Ali Mektep okuğuşçularına mektup yazıp, onlarını Şarkı Türkistan'da yıldız tartışkı çakırdı. Yakından buyan Xitay'nın Şinjan gezdi ve Tangrıdağ Toru Qatarlıq torbetlerde Xitay reisi Xi Jinping'nin Beijing'deki Nift Üniversitesi'nin Karımay'daki şöbesini püttürgen Ali Mektep okuğuşçularına yazgan bir parça xeyti keng teşvik kılınmaqta. Xabarlardan qarğanda Xi Jinping xeytide yukarıdaki mektepini püttürgen okuğuşçularının Şarkı Türkistan'da kılıp asasi katlamda hizmet kılışını tallıqallıqını medhiligen bulup, bunun neticesinde hazır Xi Jinping'nin xeytinin ruhini ögünüş tülkünü götürülgen.
Atalmış Uyghur Avtonom rayonluk partikom sekretari Chin Chuango 7 ayının 8-ci günü maxsus Qarmaydiki mektep rayonuna yetip berip söz kılgan. Dikkat kozgaydığını o şu gündeki sözüde Ali Mektep püttürgen okuguçilerini tarihi burçini zimmesine elip Şarkı Türkistan'da yıldız tartıp kılışkı çakırgan. O bunu Xitay arzusunun atalmış Şinjan sahipisini pütüşünün asası edip görsetken. Chin Chuango sözde tövendikidek ibarlarını kullanırgan. Ali Mektep okuguçileri burçini dadıl zimmege elip atalmış Şinjan'ın süyüşünü ömürlük itikadı kılıp Toğraqqa oxşaş vətənimizin qərbi şimaldakı Çigra rayonunda yıldız tartışı kerak. Çigra rayonunu qızğın süydigan, Çigra rayonunu muhafizat qıldigan, Çigra rayonuna özünü bağışlaydigan jangivar qoşunğa aylanışı kerak degan. Advokatlar Angliya şirkətlərini Huawei şirkəti bilan əlaqəsini özüşkə çağırdı. Angliyadaki Uyghurlarning advokati nomli advokatlar guruhi Angliya telefon aloqa shirkatlariga maktub yozib, ularning Huawei shirkati bilan bo'lgan savdo texniki jihatdagi aloqasini uzishini talab qilgan. Advokatlar guruhining Vodafone qatorliq 7 telefon shirkatiga yozgan maktubida ta'kidlanishicha, Huawei Uyghurlarga qarata sodir qilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatga va qulluq amgigiga ishtirok qilayotgan bo'lib, bu shirkatlarning uning bilan hamkorlashishi ularning qulluq amgigiga qarishtirish kişilik hukuku əməl qılış toğrısıdaki nizamlarına xilap ikən. Advokatlar məktubuda Angliya şirkətlərini agahlandırıb, özlərinin bu məsələdə bir qanuni hərəkətinin dəstləbki basqıcı dikənliki. Onlar vakalətli qılıvatqan Uyğurlarının Huawei'ni Şərqi Türkistandaki Uyğur və başqa Müslüman yerlik millətlərini təqib qılış, basturuş, cazalaşqı çunqur iştirak qılığallıqı dair dəlillər bar dəb şikayet qılıvatqallıqı. Huawei'nin təminat zəncirdə qullar əmgikinin məvcudluqı dair dəlillərinin barlıqı təkidləngən. Advokatlar qrupisi 8-ci iyul elan qılğan bu vaxtki bayanatıda Huawei'nin qulluq əmgiki və insaniyyətki qarşı cinayetki çetilğallıqı, Angliyadaki alaqı mülazimət bilən təminləguçi şirkətlərinin kişilik hüquq vədisigə əməl qılıb, Huawei bilən alaqısını üzüşki çakırdıqallıqını bildirdi. Uyğurlarının advokati qrupisinin yetəkçi advokati Michael Polak'nın təkidləşə, bu şirketler Huawei'nin Uyghurlarını bastırışkı katnışı vatkallıqıga köz yumaslıqı kerekken. Merkel hükümeti Uyghurlar ve Hong Kong meselesiyle sükut kılgallıqı sebeple küçülük besimi duş gelmekte. Germaniya taratkolleri Merkel hükümetinin Uyghurlar ve Hong Kong meselesiyle sükut kılgallıqı sebeple küçülük besimi duş gelip vatkallıqını ilgiri sürmekte. Frankfurt Mecmuası gezdi 6. iyul günü Germaniya sen nime üçün sükut kılısan namlıq makale elan kılıp, Germaniya hükümetinin Uyghurlar uçuravatkan zulüm ve Hong Kong'da yolu koyulguan devlet xavufsizlik kanunu sükut kılgallıqını qattıq ayıpladı. 7. ve 8. iyul günlerdeki Germaniyadaki her xil taratkolarda Germaniya nime üçün Xitayını qattıq telepizde ayıplayalmaydı. Germaniya özünün kımmet karışığı xiyanat kılalmaydı. Merkel Xitayının reallıqı yüzlenişi kerek. Beijing'a qarata besimni küçeytish kerak degandek türlük temalarda köplegen maqalalar elan qilindi. Bu maqalalarda Merkel hükümetinin kişilik hukuk meselesiga tutuvatqan passiv pozisiyasi her xil noktalardan tanqid qilingan edi. Sosyal Demokratlar Partiyasidan çıkan Yevropa Parlamentinin sabiq raisi Martin Schulz Yevropa Birliginin Xitayga qarata chaqiriqlarida kişilik hukuk meselesida çoqim va aniq ogohlantirish berishini ta'kidlab, eğer Xitay xalqara tertiplerge hürmet kılmasa ve xalqaradaki mesuliyet ve mecburiyetlerini ada kılmasa, Xitay mahsulatlarının bazarğı kirişi çekilmege yolu kışı kerek degen. Amerika, Japonya'ya F-35 tipli küreşçi ayırıplan setip verişini təsdiqledi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği, Japonya'ya 105 tane 23.11 milyard dolar kıymetide F-35 küreşçi ayırıplarını setip verişini təsdiqledi. Amerika'nın Japonya'ya F-35 uruş ayırıplarını setip veriş layihisi de 63 tane adetteki uçuş ve konuş alahidlikiga ega F-35, 42 tane kısa mesafede uçuş ve tik konuş alahidlikiga ega F-35 ayırıplarını bar. Amerika Devlet Müdafiye Xavfsizlik Hemkarlık Agentliğinin bu vaqtki bayanatı da setip veriş layihisi diyene yukarıdakilerden başka 5 tane zapas F-35 motorunun barlığı kayıt kılındı. Amerika'nın Japonya'ya mezkur F-35 setip veriş layihisi emelge aşkan ahvalda Amerika tarihideki 2010 yılı Saudi Arabistan'a 29 milyard dolar kıymetinde Koral Irak setip verişinden keyinki en çok Koral setiş layihisi bulduğallıkı kayıt kılındı. Lahiyenin emelge eşi üçün Kongre 30 gün içinde karşı çıkmaslıkı gerek.
Amerika Devlet Müdafiye Xavfsizlik Hemkarlık Agentliği yana Tayvan'ga vatanparvar namlıq hava qalqan sistemlerini remont qilish ve yenilash üçün 620 milyon dollarlık setiş layihasining tasdiqlanganligini mu e'lon qildi. Amerika Hong Kong sebebinden Xitoyga jazo yurgizdiganligining signalini berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Hong Kong alohida ma'muriy rayonida davlat bexatarlik qonunini ijro qilishga boshlagan Xitoyga jazo yurgizish ehtimoli borligining signalini berdi. Oqsaroy davlat xavfsizlik ishlari maslahatchisi Robert O'Brien NBC kanaliga bayonot berib, mazkur xavfsizlik qonuni orqali Xitoy Hong Kongni qo'lga kirgizdigandek ko'rinmoqda dedi. Hong Kong'un salahiyetindeki özgürleşlerini közledigallıqını təkidləb ötken O'Brien, Taşkı İşlem Ministerliğimiz Hong Kong'un avtonomiyasını devamlaştırıvatqallıqını cezimleştirilmese, Hong Kong ve Xitay'a ceza yürgüzümüz dəb agahlandırdı. Aksaray bayanatçısı Mak-e-Nani muhbirlarını kütüveliş yığında söz qilib, Xitay'a karşı taşlandıgan yeni qadamlarını yıqında anlayısılar dedi. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmet taşırımıza köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.